duruşu farz mıdır, vacip midir? Nerede orasını bozan bir hanımefendi bu? Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban duruşa? İslami mezhebine göre evde hikâba gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Diyanet Televizyonu'na Diyanet'e Soralım programına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bizi ilk defa izleyenler için hatırlatmış olalım. Telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp merak ettiğiniz dini içerikli soruları bizimle paylaşabilirsiniz. Çok değerli hocalarımızın ilminden istifade ederek de sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bu akşam muhterem hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Sayın Doktor Fatih Mehmet Aydın hocam bizimle birlikte. Az evvel de ifade etmiş olduğum gibi telefon bağlantısıyla yayına katılıp soru sormak isteyen izleyicilerimiz 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşlayarak canlı yayında telefon bağlantısı üzerinden sorularını hocamızla paylaşabilir. Mail üzerinden soru sormak isteyen, yazılı şekilde kendimi daha iyi ifade ederim, sorumla alakalı detayları daha rahat ifade ederim diyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresi üzerinden 7 gün 24 saat boyunca akıllarına takılan soruları bizimle paylaşabilir. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, özellikle biz programdayken an beyan sorularını ulaştırmak isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Takip ettikten sonra da isterlerse yorum yazmak suretiyle, isterlerse mesaj atmak suretiyle soruları benim önümdeki ekrana düşer. Bendeniz de hocama sizin adınızı aktarırım. An be an hemen cevaplanmaya çalışırız, bunun için mücadele ederiz ama hemen de sorulmayabilir tabii. Takdir edersiniz ki bugün sorulmadı diye hiç sorulmayacak anlamına da gelmiyor. İlerleyen günlerde sorduğunuz soru muhakkak cevabını bulacaktır. Bizleri televizyonları başında olduğu gibi radyoları başında dinleyen dostlarımız da var. Diyanet Risalet Radyo üzerinden kulak veren, programımızı dinleyen, takip eden dinleyicilerimize de selamlarımızı iletiyoruz. Onlar da isterlerse programımıza katılıp sorularını bizimle paylaşabilir. Muhterem hocamız Doktor Fatih Mehmet Aydın'a bir hoş geldiniz diyeyim. Sonra ilk telefon bağlantısını Erzincan'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk muhterem kardeşim. Nasılsınız? Sağ olasınız. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam. İyiyim. Sizinle beraber olup Allah kolaylık versin. Hamdolsun. İyi ki yanınızdayım. Hayırlara vesile eylesin şu günlerimiz inşallah. Amin. Müsaadeniz var mıdır efendim? Buyurunuz. Telefon bağlantısı için. Erzincan'a gidiyoruz. Sema Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sema Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Şöyle ki tek bir sorum olacaktı. Aslında sorum biraz detay gerektiriyor ama ben önce bir genel anlamda sormak istiyorum. Sayın hocam, hazine arazisi bir kişinin özel mülküne geçmemiş olan hazine arazisi özel mülke dahil midir? Bu arazi bir kişi tarafından, yani bu kişinin çocuklarından biri tarafından özel mülküne geçirilirse, gerekli prosedürü yerine getirdikten sonra bu kişi diğer kardeşlerin hakkına geçmiş olur mu dini anlamda? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet, soralım Sema Hanım. Bakalım hocam ne diyecek? Evet, çok özür dileyerek buyurun. Soruyla ilgili hani detay vermem gerekir mi onu da bilmiyorum ama hukuki anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Tamam, biz anladığımız kadarıyla cevaplandırmaya çalışalım Sema Hanım. Sizden de dua istirham ediyoruz. Erzincan'a selam ederiz efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar. Hocam siz gerek yok dediğiniz için evet. Aynen ilettik. Ne dersiniz acaba? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşim, dikkat ederseniz soru bir başka kişileri de ilgilendiren, üçüncü tarafı olan, sadece üçüncü taraf devlet değil, yani hazine değil, onun dışında başka kimseleri de ilgilendiren bir soru olduğu için biz kural olarak bu tür soruların bırak detayına girmeyi, genel olarak bile efendim ben soruyu sordum, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki efendim görevli hoca buna böyle cevap verdi. Dolayısıyla benim cevabım budur şeklinde denilmemesi için biz genel anlamda bu tür sorulara cevap vermiyoruz. Çünkü bu tür soruların cevaplandırılabilmesi için tarafların beraberce
soruyu sormaları doğru olur. Eğer sorunun hukuki boyutu varsa, mahkemeye intikal etmiş bir hususiyeti varsa, o zaman zaten mahkeme kararını beklemek doğru olur. Eğer öyle bir durum yoksa biz kardeşimize şunu tavsiye ederiz. Lütfen il müftülüğümüz, Erzincan il müftülüğümüze varsınlar. Orada çok muhterem hocalarım var. Onlara meseleyi arz etsinler. Karşı tarafla birlikte, yani hani soruyla ilgili olan başka kim varsa onlarla birlikte hocalarımız orada cevap verirler. Bu açıdan ben işin mülkiyet edinme, mülk edinme noktasındaki kısmına cevap vermiyorum. Sadece hani hazine arazisi efendim zekata tabi midir kısmı ile ilgili de sadece şunu söylemek istiyorum. Hazine arazisi devletindir. Devlete ait olan bir arazi zaten zekata tabi değildir. Ama bu bir şekilde kişiye temlik edilmişse, yani devletin elinden çıkmış, kişinin mülkiyetine girmişse, bu durumda da o arazinin kullanım şekline bakmak lazım. Eğer arazi kişinin elinde ticari maksatla bulunuyorsa zekata tabi olur. Aksi takdirde olmaz. Eyvallah. Olaya bu şekilde cevap verip diğer soruya geçersek herhalde yerinde bir iş yapmış oluruz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam yönlendirdi ama ben bir kez daha söyleyeyim. Bu tarz konulardaki soruları her il ve ilçe müftülüğümüze giderek bizatihi danışarak da sorabilirsiniz. Çünkü farklı detaylar istenilebilir. Bu durumda sorunun cevabı da ona göre şekil alacaktır. Her il ve ilçe müftülüğümüze gittiğiniz zaman bu konuda bilgili, yetkin hocalarımızla karşı karşıya kalacaksınız. Hem müftülüklerimizde bir çay içmiş olursunuz hem de sorununuza çözüm bulmuş olursunuz diyelim. Şanlıurfa'dan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Tahir Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Tahir Bey. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Sorum şu, ben memurum, faizle çalışan bir bankadan maaş almaktayım. Hı hı. İster istemez bankada para bulundurabiliyorum. Ha, bu bankada para bulundurmanın bir sakıncası var mı? Soralım Tahir Bey, bakalım ne diyecek hocam. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. Dua bekleriz efendim sizden. Şanlıurfa'ya selam ediyoruz, hayırlı akşamlar. Bu soruyu geçtiğimiz günlerde şöyle de sormuşlardı. Gördüğüm, hatırladığım kadarıyla onu da ekleyeyim. Konvansiyonel bir banka üzerinden maaş alıyoruz. Memur ya da işçi hiç fark etmez ya da özel sektör. Banka bize günlük bir para çekme limiti koyuyor. Haliyle biz maaşımızın tamamını istesek de o anda ATM üzerinden çekemiyoruz. Dolayısıyla bu faizli sisteme bizim de bir destek noktasında bir faydamız olur mu acaba? Bu bizim için hayırlı bir durum mudur yoksa şer bir durum mudur demişlerdi. Tahir Bey'in sorusu da bu minvalde. Ne dersiniz hocam? Şimdi bankaların malum haliniz iki hesabı var genel olarak. Birincisi faizli vadeli mevduat hesabı, bir de vadesiz hesap. Vadeli faizli mevduat hesaplarında para bulundurmak, oradan faiz elde etmek caiz değildir. Bu kesinlikle haramdır. Yani bunun efendim daha fazla detayına girmeye de gerek yoktur. Vadesiz hesaplara gelince, vadesiz hesaplarda da eğer faizli bir bankaysa bu banka, buranın vadesiz hesabında para bulundurmak da doğru değildir. Mümkün mertebe para bulundurmamak lazım. Mümkün mertebe paramızı oradan almak lazım. Çünkü bankaların en çok sevdiği hesap vadesiz hesaplardır. Paramızı orada bulundururuz, bankayı desteklemiş oluruz. Banka da bu paramızdan nemalanır, gecelik rapoya yatırır veya tahvil verir. Başka bir takım değerlendirme yollarına gider. Bu açıdan faizli kuruluşlara destek vermek dinen, İslam'a göre caiz değildir. Yani olabildiğince hızlı hareket edip paramızı evet, o bankadan almamız gerekiyor. Peki. Bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'dan Mehmet Bey telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hocam selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Hocam benim sorum şu, şimdi İslam hukukuna göre miras konusunda erkekler 2 hak alırken kadınlar 1 hak alıyor diye biliyorum. Peki bu erkek malına sahip çıkamayacak derecede engele sahipse ne yapmalı? Evet, soralım Mehmet Bey.
Rabbim kolaylıklar versin. Ankara'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Yani varis engelli değil mi? Ben yanlış anlamadım. Yani parasına sahip çıkamayacak kadar bir engel durumu söz konusuysa ne yapılacak dedi. Evet. Şimdi yani mirastan, murisin bıraktığı maldan faydalanırken varisin engelli olup olmaması, bedenen engelli olup olmaması, zihni engelinin olup olmaması önemli değildir. Diyelim ki bedeni engeli var, zaten bir problem yok. Kendisi onu bir şekilde kullanır. Bu ister kadın olsun, ister erkek olsun. Zihni engel varsa, zihinsel engel varsa da onun velisi onun adına o mirası alır ve kullanır. Kimin adına? O zihinsel engelli kardeşimizi adına kullanır ama efendim bu nasıl olsa zihinsel engellidir, onun için bu mirastan faydalanmasın diye bir şey söz konusu olamaz. Eyvallah hocam. Ya, peki teşekkür ederiz. Sosyal medyadan şimdi gelen bir soru. Necati Kılıç 66. Selamünaleyküm kıymetli hocam. Namazda teşehhütte okuduğumuz duaları tecvidli mi okumamız gerekir diyor. Evet, dua Kur'an-ı Kerim gibi olmadığı için onu tecvidli okumaya gerek yoktur. Yalnız mana bozulmaması için en azından meddi tabilere dikkat etmek doğru olur. Mesela eşhedü en la ilahe illallah deriz değil mi? Ettahiyyatını okurken orada la birazcık en azından bir elif miktarı veya iki elif miktarı çekmemiz doğru olur. Bunun gibi yoksa efendim ihfa, efendim iklab gibi gunne bunlar duada şart değildir. Kıraatta yani Kur'an okurken şarttır. Eyvallah. Yani asgari evet. Seviyede uygulanması yani iyi olur diyebilir miyiz? Yani en azından metni tabi açısından demek istiyorum. Eyvallah. Ahmet Bey'in selamları var efendim size. Kıymetli hocam, Hanefi mezhebindeki İmam Efendi Fatiha suresi ile Zamm-ı sure arasında Şafiler gibi beklese ortalama 7 saniye gibi bir süre içerisinde biz bu Şafilerin dua etmesi mümkün. Acaba bu şekilde bizim namazımızı kılmamız adına bir yardım söz konusu olabilir mi? Sahih olur mu demiş. Şimdi zaten sessiz namazlarda Şafii kardeşlerimiz Hanefi İmam Fatiha suresini okurken o arada Fatiha'yı okurlar. Kendi kendilerine okurlar. Ama Hanefi kardeşlerimiz malumunuz yani sesli namazlarda da sessiz namazlarda da Kıraatul İmam, Kıraatul Me'mum hadis-i şerifi rivayeti uyarınca herhangi bir şey okumazlar. Fatiha'da, Zamm-ı Sure'de okumazlar. Sadece Sübhaneke'yi okurlar, Euzü Besmele çekip susarlar. Efendim imam orada Fatiha'yı okur, Zamm-ı Sure'yi okur. Hanefi kardeşlerimiz sadece susup dinlerler. Fakat Şafii kardeşlerimiz ise Fatiha suresini okumak zorundadırlar, farzdır. Sessiz namazlarda Fatiha'yı zaten okurlar. Sesli namazlarda ise imamın sustuğu zamanlarda, hani sesli bir şekilde okurken, imamın sustuğu zamanlarda okuyabilirler. İmam efendim Fatiha'yı bitirip de Zamm-ı Sure'ye başlamadan önce o arada buldukları kısa süre içerisinde okuyup Fatiha'yı bitirirler. İmam Hanefi imam açısından Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure ile Fatiha arasında susması caiz midir, değil midir? Hanefi mezhebi açısından bu konu tartışılmıştır. Kimisi efendim yani Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'den önce Bismillah çekilir, çekilmez gibi tartışmalar yapılmıştır. Fakat burada doğru görüş şudur. En fazla bir az bir yani bir rüknün en azı miktarınca bekleyebilir. O da Subhanallah diyecek kadar bir müddettir. Bazıları hani cevaz vermiş Bismillahirrahmanirrahim demesine. O zaman şöyle diyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyecek kadar susar veya daha fazlası olmaz. Daha fazlası olmaz. Onun için Hanefi bir imam en fazla bu kadar bekleyebilir. O durumda Şafii kardeşimiz gerek imamın sustuğu yerlerde gerek İmam Fatiha suresini bitirdikten sonra efendim Fatiha ile ilgili kıraatini tamamlar. Bu birinci husus ama biz şunu da söylememiz gerekiyor.
İster Şafii bir kardeşimiz Hanefi bir imama uysun, ister Hanefi bir kardeşimiz Şafii bir imama uysun. Burada kim hangi imama uyarsa o uyan me'mumun mezhebi imamın mezhebidir. Onun için... Dolayısıyla imamın namazı geçerliyse... Aynen me'mumun da namazı geçerlidir. Bu konuda kabul edilen görüş budur. Farklı görüşler de vardır. Ama doğru görüş, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da kabul ettiği görüş budur. Onun için ki insanlar müsterih olsunlar. Başka bir mezhebe uymak insanların namazlarının fesadını gerektirmez. Önemli olan orada imam kendi mezhebine göre doğru hareket etmesidir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Van'dan Bedriye Hanım telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz Bedriye Hanım. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bu kefaret orucuyla ilgili bir tane hani oruç bozdun ya, iki kere bozdun, üç kere bozdun. Bir tane 61 gün tutmak lazım yoksa her bir oruç için hani kefaret ayrı ayrı 61 gün tutmak lazım. Soralım Bedriye Hanım bakalım ne diyecek hocam. Ben çocuklarımın parasını eşimin haberi olmadan sadaka verebilir miyim? Eşimin parası değil, çocuklarımın parasıdır. Ben onlara Allah rızası için sadaka olarak verebilirim ama eşim izin vermiyor ben onunkini vereyim. Ben çocuklarımınkini de versem o bana kızacak. Ben bazen gizli sadaka veriyorum. Peki, soralım. Allah selamet versin. Sizin için dua ederiz. Van'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet. Yani istenilmez böyle bir durum yaşanılsın ama bir Ramazan ayı içerisinde birkaç defa başlamış olduğu orucu bozsa bir kimse, her biri için 60-60-60 mı tutması lazım? Sonra da bir de gününe gün kaza mı? Yoksa uygulama orada biraz farklı mı? Şimdi ulemanın ittifak ettiği husus şudur. Mesela bir kimse bir Ramazan'da birkaç defa orucunu bozsa, bu birkaç defa orucunu bozması sebebiyle Ramazan'dan sonra bir kere kefaret orucu tutar. Yani 2 hicri ay veya 60 gün kefaret orucu tutar. Bir de o Ramazan'da kaç defa orucunu bozduysa onu da ek yaparak tutar. Mesela 6 gün bozduysa farklı farklı günler o Ramazan'da 60 artı 6 mı oluyor? 60 artı 6 olur. Fakat ihtilaflı bir husus olsa da diyelim ki bir kimse farklı Ramazanlarda orucunu bozdu. Hı hı. Bir diyelim 2010'da iki Ramazan'da bozmuştu, 2015'te bozmuştu, 2020'de bozmuştu. Bir de bu Ramazan'da bozdu diyelim 4 kere ama bugüne kadar hiç kefaret tutmadı. Olabilir. Evet olabilir. Burada ulemanın bir kısmı her biri için ayrı ayrı kefaret gerekir derken İmam Muhammed Hanefi mezhebinden İmam Muhammed her biri için bir kefaretin yeterli olacağını ifade etmektedir. Burada hani tutma noktasında sıkıntılı olan, yaşlı olan kimseler için efendim İmam Muhammed'in bu görüşüyle amel etmelerinin yeterli olabileceğini ifade ederiz. O zaman bundan önceki Ramazanlarda eğer müteferrik bir şekilde her ay farklı farklı Ramazanlarda orucunu yiyen bir kimse şimdi bir kefaret tutup bunu bu şekilde kapatabilir. Rabbim inşallah kabul eder. İnşallah. Tabii duasını da yapsın, yalvarsın, yakarsın, istiğfarını da yapsın. Bir daha da böyle bir hataya düşmesin. İnşallah diyelim hocam. Sosyal medyadan gelen bir soru daha var. Sera isimli bir izleyicimiz. Geçmişte tutamadığımız farz oruçları kazasını tutmalı mıyız? Tutarsak eğer bunu da yine Ramazan'da olduğu gibi aralıksız bir şekilde mi tutmalıyız? Hani peş peşe mi olmalı yoksa fasıla vererek de tutmamız mümkün müdür demiş. Evet, yani farz oruçları Ramazan'da tutmadığımız veya tutup da bozduğumuz, tabii tutup bozduğumuz zaman kefaret oluyor. Ama eğer hastalık gibi, yolculuk gibi bir nedenden dolayı bozmuşsak kefaret gerekmez. Sadece kaza gerekir malum haliniz, bozsak bile değil mi? Muhterem hocam bu durumda bir insan geçmişte hangi sebeple olursa olsun tutmadığı, tutamadığı orucu kaza etmelidir. Yani bunun kazasını yapmalıdır.
Hatta şöyle bir defterimiz olmalı. Şöyle küçük bir defterimiz olmalı. Şimdi bilgisayarlarda not kısımları var biliyorsunuz. Evet, cep telefonlarında da var. Not kısımları var. Oraya yazabilir. Benim 20 gün özellikle hanımefendiler hani adet dönemlerinde oruç tutamıyorlar ya unutabilirler. Yani işte benim şu Ramazan'dan 15 gün kaza borcum var. İşte şu kadarını tuttum, şu kadarı kaldı şeklinde notlarını almalılar ve kesinlikle oruçlarını kaza etmeliler. Erkekler de bir hastalık sebebiyle, bir yolculuk sebebiyle veya herhangi bir sebepten dolayı orucunu yemişse ya da tutamamışsa kesinlikle bunu not alıp, kaydını yapıp ve ondan sonra bunu kaza etmeliyiz. Yani bu konuda kesinlikle bir rehavete düşmememiz gerekir. Sorunun diğer boyutuna gelince, kaza oruçları peş peşe tutulması gerekmez. Yani farklı zamanlarda, farklı günlerde tutulabilir. Kısa günlerde tutulabilir, uzun günlerde tutulabilir. Pazartesi, perşembe günleri hani böyle bir alışkanlık yapıp değil mi? Tutup bitirebiliriz. Şimdi bu Şevval ayındayız. Şevval ayında oruç tutmak zaten sevaptır ama sadece kaza niyetiyle oruçlar tutulabilir. Zilhicce ayında tutulabilir. Yani müsait olduğu gün ilk evvel hangi vakitte imkan buluyorsa onun için daha hayırlı olur aslında. Daha hayırlıdır bu oruçlarını tutup bitirmeleri gerekir. Peki sosyal medyadan şimdi gelen bir soru var yeri gelmişken soralım. Nuran Sarı, Ramazan'da tutulamayan oruççular Şevval orucu niyetiyle tutulmuş olur mu diyor. Biraz önce ifade ettim. Ramazan orucunu kazasını ayrı niyet etmek gerekir. Adak orucunun kazasını adak orucunu ayrı niyet etmek gerekir. Şevval orucunu ise ayrı niyet etmek gerekir. Efendim ben Ramazan orucunun kazasını tutayım, hem de Şevval'in nafile orucuna niyet edeyim. Bir ibadet iki farklı niyetle yapılmaz. Peki. Ama borcumuz varsa ilk önce borcumuzu yerine getirelim. Aynen öyle. Şimdi evet. Van'dan arayan izleyicimiz Bedriye Hanım'ın bir diğer sorusu daha vardı. Eşim ondan aldığım paraları hayır hasenat yapmamda, sadaka vermemde bana kızıyor demişti. Peki ben çocuklarımdan aldığım paraları böyle hayır işlerinde kullansam, sadaka versem eşime yine haber vermem gerekir mi diyor. Çocukları annelerine bu konuda izin veriyorsa bir sakıncası olmaz. O yani. Çocuklarının haberi varsa bir sakıncası olmaz diyelim. Eyvallah hocam. Peki. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Saniye Hanım. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim hocama bir sorum var. Biz yaz olunca memlekete gidiyor. Memlekette 6 ay kalıyorum. Şimdi de babamın evinde kalıyordum. Babamın evi depremden yıkıldı. Babamın evine gidemeyince şimdi gittiğim yerde zaman seferi mi sayılırım? Seferi sayılmaz mıyım? Peki kızla, Saniye abla. Kardeşlerim var. Onların yanına gidince uvatar kalamam. Anladım. Yani gittiğiniz ev size ait değildi değil mi hiçbir zaman? Değildi. Babamın eviydi. Babamın Anladım. Evinde kalıyordum ben. Yazları gidiyordum. 6 ay yazın orada kalıyordum. Tarlalar var, ekiliyor, saçılıyor. Orada kalıyordum. Anladım. Soralım Saniye Hanım. Bakalım hocam ne diyecek? Evet. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Rabbim kolaylıklar versin. Yıkılan evlerini yerine daha güzelini nasip eylesin. Amin. İnşallahü Rahman. İnşallah. Şimdi zaten malum biliyoruz 14 günden fazla yani 15 günden fazla bir yerde kalmaya niyet ederse hiç orada babasının evi bile olmasa artık seferilikten çıkar, mukim olur. Yani bu hanımefendi de efendim memleketine gittiğinde 15 günden fazla kalmaya niyet ettiği andan itibaren Zaten her halükarda seferi değildir, mukimdir, namazlarını tam kılacaktır. Fakat 15 günden az kalmaya niyet ederse, babasının evi dahi olsa, kardeşinin evi dahi olsa, kendi evi olmadığı sürece seferidir. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekir. Ama yolculuk esnasında, yollarda her halükarda seferidir namazını yolculuk esnasında kısaltarak kılar. Eyvallah. Ama gittiği yerde 15 günden az kalacaksa seferi olarak,
fazla kalacaksa mukim olarak kılar. Ama burada şunu, hani belki bu durumda olanlar da vardır. Memleketinde kendine ait bir evi varsa kişinin, tabii, bir gün bile kalsa mukim gibi mi kılacak? Tabii ki. Yani bu vatan aslinin taaddüdü caizdir. Yani bir insanın birkaç yerde evi olabilir ama bu ev kendisine ait. Bazı kardeşlerimiz burada yanlış anlıyorlar. Efendim bizim diyelim ki babanızın Erzurum'da kendisine ait bir evi var. Yani sizin babanızı, ben hocamı kastederek söylüyorum. Ama yok evi. Olabilir, misal İnşallah diyorum. İnşallah olur. Hayırlısıyla. Şimdi diyelim bir evi var orada ama bu evi kiraya vermiş. Başkası oturuyor. Bu da sayılmıyor. Bu sayılmaz tabii. Ya da evi var, boş duruyor. Yani hiç kullanmıyor. Harabe deriz ya. Bu da sayılmaz. Yani buradaki yani anahtar elimizde olacak, açıp içinde oturabileceğiz. İstediğiniz zaman çoluğunuzla çocuğunuzla kalacağınız yerdir ev, dar. Budur. Eyvallah. İnsanın ehliyle birlikte yaşadığı yerdir. Biraz burada yaşar, gider biraz orada yaşar, biraz beride yaşar. İşte bu şekildeki yere bu şartları karşılıyoruz. Evet. Her şey bir hiç mahlasını kullanan bir izleyicimiz şimdi yazmış. Selamünaleyküm kıymetli hocam. Kızımın eşi vefat etti. Kızımı ve 3 çocuğunu yani torunlarımızı evimize aldık. Evdeki gıdalarını dayanlarında getirmişler. Biz ondan yiyebilir miyiz? Yememizde bir sakınca var mıdır? Ramazan'da gıda kolisi de getirdiler diyor. Tabii kızıma ve torunlarıma getirdiler. Haliyle bizim evimizde olduğu için biz de yemek durumunda kalıyoruz. Bir problem oluşturur mu? Şimdi burada anladığıma göre işte kızı ve çocukları efendim kızın babasının evine gelmişler. Belki bu kıza kızımıza zekat vermiş olabilirler, değil mi? Ben onu anladım. Sadaka-i fıtır vermiş olabilirler. İhtiyaç dolayısıyla bu evin sahibi olan beyefendi veya hanımefendi kızına gelen bu zekat ve sadaka parasından yiyebilir mi, yiyemez mi tereddüdüne düşmüş anladığıma göre. Şimdi burada eğer o zekat kızına verildiyse ve kızı da bunu aldı, temellük ettiyse, sahiplendiyse artık onun malıdır. Ondan istediğine ikram yedirebilir, ikram edebilir. Tabii burada o zekatı ve sadakayı fıtrı veren bu kızımızın babasının, annesinin dışında kimseler, yani yabancı kimseler olmalı ise. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Kardeşi de olabilir. Yani burada önemli olan anne baba, dedenin çocuklar. Evet. Peki. Cenab-ı Allah rahmet eylesin kaybettiği eşine. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Arzu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Arzu Hanım. Şunu öğrenmek istiyorum. Önce verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Polineuropati hastası. Ayağını gusül abdesti dışında su değdiremiyor. Evet. Yani normal 5 vakit namazını kılıyor fakat ayaklarını yıkamıyor. Artı aşırı terleme olur. Arzu Hanım, sesinizi almakta güçlük çekiyoruz. Haliyle soru biraz anlaşılır olma özelliğini yitirdi. Efendim? Bir rahatsızlıktan bahsettiniz. Ayaklarını yıkayamıyor dediniz. Ayaklarını yıkayamıyor. Boy abdesti, gusül abdesti dışında. 5 vakit namazını kılıyor. Mes giyemiyor. Ayaklar çok fazla. Ayaklar buz gibi. Doktoru yıkamamasını söyledi alırken. Bir hocaya sorduk. Dedi ki ayağını yıkamayabilirsin çünkü mazuriyetim var. Bir de hocamın görüşünü öğrenmek istiyoruz bu konuda. Gusül abdestinde yıkayabiliyor dedi. Yanlış hatırlamıyorum. Anlamadım değil mi? Yani hanımefendi, evet, gusül abdesti alırken yıkayabileceğini söylediniz. Evet. Yani neden o zaman yıkayabiliyor da normal abdeste neden yıkayamıyor? Yani şimdi ayaklar donmuş. Polineuropati rahatsızlığı var. Sinir ucu iltihabı var. Boy abdestinde yıkayabiliyor ama ağrısı çok fazla oluyor. Ha, yani boy abdesti alırken de yıkadığında zaten yine çok büyük ağrılar çekiyor. Evet, ağrıları çok fazla oluyor. 5-6 tane çorap giymesine ve ilaç almasına rağmen. Anladım. Ağrıları çok fazla oluyor. 5 vakit namazını kılıyor ama ayaklarını yıkayamıyor. Peki. Artı mes de giyemiyor çünkü ayaklar çok fazla terliyor. Bu sefer mesin içinde, su içinde kaldığı için de yine problem. Ağrı noktasını tetikliyor. Peki, soralım efendim. Şifa diliyoruz. Cenab-ı Allah. Bir sorum daha vardı. Buyurun.
Bir de etrafta şöyle sorular duyuyorum. Bana da böyle bir soru geldi. Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman zamanında tekrar yazılmış diye değiştirilmiş. Ama ben buna inanmıyorum. Fakat böyle bir soruyla karşılaşınca da bilgim yeterli değil. Cevap veremiyorum. Hocam cevaplarsa memnun olurum. Peki. Tekrar efendim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. İkinci sorunun cevabı herhalde çok uzun değil. Oradan başlayabiliriz. Evet. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'in efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vahiy katiplerine imlası yani Peygamber Efendimiz'in söyleyip vahiy katiplerinin yazması hususu var malum haliniz. Ondan sonra buna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katiplerine yazdırması diyoruz. Efendimiz kendiliğinden yazdırmıyordu malum haliniz. Cebrail Aleyhisselam geliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'tan aldığı vahyi efendim ulaştırıyordu. Vahiy diğer şeylerden farklı olsun diye vahyin tezahürü farklı oluyordu. Kur'an-ı Kerim'de de bu detaylı bir şekilde anlatılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine verilen, kalbine indirilen bu vahyi vahiy katiplerine yazdırıyordu. Onlara da şöyle diyordu. Mesela şu ayeti şu ayetten sonra yazın. Şu ayeti şu sureye yazın. Şu sureyi şu sureden sonra yazın. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir nüzul sırası vardır. Bir de yani 23 sene boyunca indirilmiş sırası vardır. Bir de tertip sırası vardır. Bu Kur'an tarihini anlatan kitaplarda uzun uzadıya yazılıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman vefat edeceği bilinemediğinden dolayı bu normal bir insan için de böyledir tabii. Malumunuz. Efendimiz vefat ettiğinde Kur'an-ı Kerim'in ayetleri farklı farklı efendim kağıtlara ve materyallere yazılmış bir halde bulunuyordu. Hazreti Ömer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili girişimlerinden sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh bir komisyon kurdurdu. Sahabenin ileri gelenleri ve bu konuda Kur'an-ı Kerim okuma noktasında ve Kur'an-ı Kerim hıfzı noktasında belirgin olan, ileri gelen efendim Abdullah İbni Mesud, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit gibi sahabe efendilerimizin dem müşekkel oluşturulmuş bir komisyon kurdurdu. Bu komisyonun başında da Zeyd bin Sabit radıyallahu anh ve öbürlerine de Allah razı olsun. Amin. Her bir. Ve onlar Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar Efendimiz döneminde yazılan kağıtları aldılar hepsini önlerine ve sahabe efendilerimize de bu ayetleri ezberden okutarak ve o şekilde şahit tutarak bütün Kur'an-ı Kerim'i tertip sırasına göre cem ettiler. Yani bir araya getirdiler. Bir araya getirdiler, topladılar ve bunu bunun adına da Mushaf denildi. Bu Mushaf'ı da efendim Hazreti Ebubekir Efendimizin yanında kaldı. Ta ki bu Mushaf Hazreti Osman Efendimiz zamanına kadar halife efendilerimizin yanlarında kaldı. Hazreti Osman döneminde Hazreti Osman radıyallahu anh bu Mushaf'ın çoğaltılması yani birden fazla hale getirilmesinin gerekliliğine inandı. Bunun sebebi de Müslümanların yaşamış olduğu topraklar çokça genişlemişti. Bir taraftan neredeyse Çin'e, öbür taraftan Anadolu'nun ortasına, efendim diğer taraftan ta Kıbrıs, Kuzey Afrika'nın en ucuna, aşağıda Yemen'e kadar her tarafa genişleyen bir coğrafya vardı. Buralara bu musafları göndermek gerekiyordu. Bunun için Hazreti Osman Efendimiz hala hayatta olan o komisyonu tekrar topladı. Yine Zeyd bin Sabit ve diğer komisyon üyeleri bazı eklemelerde bulundu, bulunuldu. Yani eklemelerde bulunuldu. Bazı sahabeler daha eklendi. Ve bunlar İmam Mushaf'ı değil İmam Mushaf yani ana Mushaf
manasında. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde cem olan bu mushafı istinsah ettiler. Ne demek yani istinsah? Bu özellikle şey kelimeleri kullanmak istiyorum. İstinsah kopyalamak demektir. Yani elimizde var olan bir kitabı aynen bakıp ikinci defa yazmak demektir. Yani farklı yazmak demek değil, kopya etmek. Yani sanki fotokopi makinesine. Yani o dönemki tabiri caizse evet, fotokopi. Fotokopi. Yani bu yakın zamana kadar işte matbaadan fotokopi makinesi icat edilmeden önce ya basılırdı ya da elle yazılırdı. Efendim matbaadan önce de kitaplar nasıl çoğaltılırdı? İstinsak edilerek çoğaltılırdı. Yani aynısı elle yazılırdı. İşte Hazreti Osman radıyallahu anh döneminde de ana mushaf, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in yanındaki o mushaf çoğaltıldı. 6 nusha haline getirildi ve bu uzak ülkelere gönderildi ki oralarda Müslümanlar doğru okusunlar, yanlış okumasınlar, farklı farklı şeylere gitmesinler diye oralara gönderildi. Zaten oralardan da istinsah edile edile, yani çoğaltıla çoğaltıla dünyanın her tarafına yayılmış oldu. Ama olay burada şu da var değil mi hocam? Aslında Kur'an'ın muhafaza edilmesi, harfi harfine aynı kalmasının ana sebeplerinden bir tanesi de hafızların olması. Tabii ki. Evet. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bütün hafızlar Kur'an-ı Kerim'i okuduklarında harfi harfine aynı okuyorlar. Şimdi buyurduğunuz gibi Kur'an'ın iki korunmuş şekli vardır. Birincisi ezberden korunması vardır. İkincisi ise yazılı korunması vardır. Benim biraz önce anlatmaya çalıştığım yazılı imlasıdır, cem'idir, istinsahıdır, yazılı korunmuşluğudur. Ama Kur'an-ı Kerim'in zaten esas korunması sizin de buyurduğunuz gibi ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hali hayatındayken başlayarak günümüze kadar her asırda, her dönemde binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın ezberlemesiyle olmuştur. Onun için ben hafızlık yapan Kur'an kurslarını ziyaret ettiğimde o arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Siz huduttaki askerlersiniz. Kur'an muhafızları. Kur'an muhafızlarısınız. Askerlersiniz. Evet. Çünkü siz şu anda Kur'an'ı ezberleyerek bu nöbeti devam ettiriyorsunuz. Bir sonraki nesle, onlar bir sonraki nesle. Öyle değil mi? Bakın biz çocuktuk, ezberledik. Sonra çocuklarımızı ezberletiyoruz. Tabii. O torunlarımızı ezberleteceğiz. Ve böylece bu nöbet, bu Kur'an'ı ezberleme ve ezberletme nöbeti kesintisiz bir şekilde ilelebet devam edecektir Allah'ın izniyle. Onun için bir çağrıda bulunalım mı? Ha, ben onu diyecektim. Buyurun. Şimdi bu kadar önemli bir müessesenin devamı için ailelerin de evlatlarını bu işlere yönlendirmesi, yani bir hafız ya da bir hafıza yetiştirmek için Kur'an kursuna bırakması çok önemli bir şey. Evet. Zaten onlara da herhalde cennette anne babalara taç mı giydirilecek hocam? Yani elbette biraz övelim ki, kesinlikle, ki bu konunun evet, önemi iyice ortaya yani çıksın. Yani şefaat hakkı olduğunu çok iyi biliyoruz. Sahih rivayetlerden biliyoruz. Her şeyden önemlisi Cenab-ı Allah o küçük kız kardeşimizi, o erkek kardeşimizi kelamullah için, kendi kelamı için istihdam ediyor. Allah'ım. Yani efendim o çocuk Allah'ın kelamını ezberleyerek bir sonraki nesle gitmesine sebep oluyor. Yani ortaokul 1'e başlayacak olan kardeşlerimiz Allah rızası için şöyle etrafındaki Kur'an kurslara bir baksınlar. Proje okulları var. Hafızlık proje okulları da var hocam. Evet, proje okulları var. İmam Hatip liseleriyle birlikte Kur'an kurslarımız bu işi beraber götürüyorlar. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Yani hem eğitim hayatları aksamıyor hem de hafızlıklarını ikmal aynen ediyorlar. Aynen buyurduğunuz gibi ve bu çocuklar Kur'an'ın muhafızları olarak hayatlarına devam ediyorlar. Anne babalara seslenelim. %100 çocuklarınızdan biri tıp doktoru olsun, biri mühendis olsun ama biri de Allah'ın muhafızı olsun. Allah'ın kelamının muhafızı olsun. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Ama bu söylediklerinizi olup aynı zamanda hafız olanların örneği de var. Tabii o da var. O zaten daha güzel olur. Rabbim hepsinin tuttuğunu altın eylesin. Amin. Geleceğini, bahtını açık eylesin.
Şunu da söyleyelim, öyle bu bahsi geçelim isterseniz. Çok heyecanlandım. Yani bu bahis çok önemli bir konu çünkü hocam, hani siz yani dediniz çok kısa sürer ama esas bu evet, önemli. Yani belki bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra bu koltuklarda onlar oturacak. Kesinlikle. Ki buradan sahih dini bilgiyi aktarabilsinler. O yüzden bu müessese çok önemli. Çok önemli. Bir de malumunuz bütün dünyada var ama özellikle bu işin ta yani Osmanlı döneminden beri bir müessese var biliyorsunuz. Musafları İnceleme Kurulu ve Kıraat Kurulu diye. Şimdi Musafları İnceleme Kurulu'ndaki hocalarımızdan Rabbim razı olsun. Amin. Onlar gerçekten müthiş bir usta, müthiş bir sanatkar durumundalar. Ve kendilerine gelen Kur'an-ı Kerimleri noktasına, virgülüne, secavendine, işaretine kadar en ince ayrıntısına kadar inceliyorlar. Bir musafı bir kişi incelemiyor biliyor musunuz? Bir musafı 16 ayrı ayrı kişi inceliyor ve hepsinden olur aldıktan sonra basılıyor. Ve onlardan olur almadan da Türkiye'de elhamdülillah musaf basılmıyor. Evet, Musaflar İnceleme Kurulu'nun mührü gerekiyor. Allah orada çalışan hocalarımızdan da razı olsun. Onlar da işte günümüzün Zeyd bin Sabitleri, Abdullah İbni Mesudları, Übey bin Kâb'ları, Rabbim hepsinden binlerce defa razı olsun. Eyvallah. Allah razı olsun efendim. Bu kadar konuşmanın üzerine hocam söyledi. Evlatlarımızı hafızlık proje okulları başta olmak üzere hafızlık müessesesine yönlendirmenin önemini inşallah kavramışızdır. Arzu Hanım'ın bir sorusu daha vardı. Bir hasta ağabeyimizden ya da ablamızdan, o kısmı anlayamadım çünkü telefon kesildi. Bir büyüğümüz var, abdest aldığı zaman ayaklarına su değdiği zaman çok büyük ızdırap ve elem çekiyor. Buna rağmen gusül abdestini de alıyormuş. Şimdi namaz abdestini almasa, hani en azından gusülde ağrılı sızılı da olsa abdestini alıyor ama normal abdeste bu durumu biraz esnetebilir miyiz dedi. Bilmiyorum, belki gusül içinde aynı şey olabilir mi diye ben de yani sormuş evet, olayım. Ben de onun için özellikle sordum. Yani gerçekten böyle bir acı, sızı, ağrı bir hastalıktan bahsetti. Bizim bilemediğimiz, anlayamadığımız bir şey. Rabbim kolaylıklar versin. Rabbim şifa versin. Amin. İnşallah amin duaları kardeşimiz, ağabeyimiz veya hanımefendi için bir şifa kaynağı olur. İnşallah. Eğer gerçekten böyle bir ızdırap içerisinde ve hastaysa, o ayakları sargı hükmünde sarılmış, yani bir yaradan dolayı sarılmış hükmünde kabul edilir. Ve bundan bu sebeple gerçekten gusülde de eğer problem yaşıyorsa, gusülde de yıkamayabilir, abdestte de yıkamayabilir, diğer azalarını yıkar, namazını kılar. Rabbim bu acılara rağmen namazını terk etmeyenlerden binlerce defa razı olsun. Amin efendim. Allah razı olsun. O büyüğümüzden özellikle dua istirham ediyoruz. Bizim için de dua ederse çok çok seviniriz efendim. Kırıkkale'den bir telefonumuz var. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Size de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Buyurun. Efendim benim sorum şöyle. TOKİ'den ben bir daire aldım. 10 yıl önce 240 ay vade. Evet. Şimdi bunu malumleriniz olduğu üzere yılda memur maaşının artışına göre de o taksitleri ödüyorduk. Evet. 58 bin liraya aldıydım o zaman. Küçük bir ilçede olduğu için kıymet ifade etmiyordu. Geçen banka müdürüne, Ziraat Bankası yapıyor organize işlerini. Buna sordum, benim borcum ne kadar kaldı? 58'e aldığım daire dedi ki, baktı 72 bin lira kalmış dedi. Dedim beyefendi, ben 58 aldım, 10 yılda ödüyorum. Bu nasıl bir şey? Düşeceği yerde daha da yükselmiş. 240, vallahi diyor, bunu en iyisi bizden kredi al, kapat diyor. Diyor faize gidiyor. Dedim ya, ben faizden kaçtığım için TOKİ'den cevaz aldık. Memur maaşına endeksli bir faiz yok dendi. Ben onun için aldım dedim. Yoksa almazdım filan dedik. Hasılı şimdi netice itibariyle şimdi %25 indirim yapıyor. Getir parayı,
al diyor şeyi, tapını. Evet. Şimdi ben iki arada bir derede mi derler? Yani siz bu işlemin faizli olup olmadığını da soruyorsunuz ve ne yapmanız gerektiğini de soruyorsunuz. Heh, doğru ne mu? Yapmamız gerektiğini. Peki. Bir soru daha var. Buyurun hızlıca alalım ama televizyonun sesini kapatsam Mehmet abi ya. Çok. Peki. Hani ben biraz zorladım duymamaya çalıştım ama televizyonu kapatalım, telefondan soralım. Tamam. Evet, diğer soruyu da alalım. Diğer sorum da bu nafakayla ilgili. Başımıza böyle Allah'ın hoşunda olmadığı bir şey geldi, helal. Hı hı. Bir parça mevze şeyimiz var, bilgimiz. Bildiğimiz kadarıyla nafaka iddet müddetice 3 ay 10 gün veya 4 ay 10 gün ölü veya boşanmış malumlarınız olduğu üzere. Şimdi bu medeni kanunda belki hükümet bir düzenlemeye gidecek ama onu da bir türlü yapamadım. Ya Mehmet abi sen istirham etsem de soruyu sorsan daha isabetli olacak biliyor musun? Efendim? Soruyu direkt sorsan daha isabetli olacak. Ha neyse bağışlayın. Estağfurullah efendim siz beni bağışlayın. Şimdi, bu durumda biz ömür boyu nafaka haram mıdır? Yani. Soralım efendim. Bakalım hocam evet. Ne diyecek? Süresiz nafaka hakkındaki görüşlerini alalım. Kırıkkale'ye çok çok selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. İkinci sorudan başlayalım çünkü benim birleştirmek istediğim bir soru daha var. Tamam. Süresiz nafaka ile alakalı ne düşünür hocam? Din İşleri Kurulu. Yani tabii İslam hukukuna göre süresiz nafaka durumu söz konusu değildir. Ne vardır? Bir iddet süresince ilk önce kimse bahsetmez ama yani evlilik hayatı boyunca erkeğin hanımına ödemekle zorunlu olduğu bir nafaka var, malum haliniz. Yani ikincisi iddet nafakası var, boşanma sürecinde vermesi gereken. Üçüncüsü çoluk çocuğuna dair ömür boyu devam eder. Öbür boyu çocuklar büyüyünceye kadar, artık tamamen kendilerini kurtarıncaya kadar verilmesi gereken nafaka var. Tabii bu çocuklar annelerinin yanındaysa annelerine verilir. Babanın yanındaysa zaten baba o çocuklara verir. Bu şekilde bir nafaka var. Eğer kadın mahkemeye gitmiş ve mahkemeden bir maddi tazminat veya manevi tazminat kazanmışsa bu da ödenir. Yani maddi tazminat, manevi tazminat da ödenir. Tabii onların gerekçeleri var. Şimdi ben oralara girmek istemiyorum. Bunun dışında süresiz nafaka İslam hukukunda yoktur. İslam hukukunda süresiz nafaka vermek caiz değildir. Eyvallah. İslam'a göre durum böyledir ama gerisini bizim gündeme getirmemiz doğru değil. Çünkü o konuda da zaten tartışmalar var. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi Mehmet Bey'in TOKİ üzerinden, Toplu Konut İdaresi üzerinden almış olduğu bir ev var. Ben borcumu ödemiş gibi görüyordum kendimi ama bu memura gelen yılda iki defa olan zam dolayısıyla ödediğim borç aslında eridiğini düşündüğüm halde daha fazla geldi. Bir banka müdürüyle konuşmaları sırasında da ya işte bu faiz demiş. Şimdi banka müdürünün söylediği şey acaba gerçekten bu durum faiz midir bunu da bir soralım da. Bir de peşin öderseniz eğer bir %25'lik indirim söz konusu olur diye bir kampanya yapılmış galiba. Bu durumda hem ne yapmamasının daha doğru olduğunu sorar hem de biz genel olarak TOKİ uygulaması üzerinden ev sahibi olmak isteyenler bu iş caiz midir, değil midir? Bu konuyla alakalı da sizin görüşünüze müracaat edelim. Evet. Şimdi TOKİ yani gerçekten ülkemizde çok önemli işler yapan bir kurum. Bu kurum hem efendim geliri düşük olanlar için, hem orta seviyede olanlar için, hem de ileri seviyede olanlar için konut, iş yeri ve diğer bazı şeyler üretip teslim ediyorlar. Burada TOKİ'nin uygulamaları iki çeşit malum haliniz. Birincisi TOKİ diyor ki ben efendim konutu veya gayrimenkulü üretirim. Sen fiyatı şu kadar, sen git herhangi bir bankadan kredi al. Hatta anlaştığın bankalar da var işte git onlardan kredi al. Getir benim paramı öde, sen bankaya kredi, faizli kredi borçlusu ol diyor. Biz Din İşleri Yüksek Kurulu olarak bu şekilde bir kredili işleme cevaz vermiyoruz. Yani bunu normal
efendim bankalardan kredi alıp ev almak için de buna cevaz vermiyoruz. Diğer şeyler için de buna cevaz vermiyoruz. Çünkü faizli kredi caiz değil. Zaten burada bir para satımı var gibi, evet, değil mi hocam? Yani bu gidip bankadan faiz alıyor, faizli kredi borç alıp götürüp TOKİ'ye veriyor ve evini alıyor. Veya başka bir ev sahibine veriyor, evini alıyor. Tabii bunun istisnasını geçen konuşmuştuk. Aşırı şekilde bir devlet teşviği hani olursa devlet yarısını karşılıyor gibi bir durum söz konusu hani geçen konuşulmuştu. Bu birinci husus. İkinci husus ise TOKİ'nin öteden beri uygulamış olduğu geleneksel TOKİ ödemesi diyebileceğimiz bir uygulama. TOKİ evi yapıyor. Ta topraktayken evin yeri belli, site belli, bina belli, daire numarası belli, her şey belli ve fiyatı da belli. Yani ne kadar fiyata satacağı da belli ve kaç ay ödeyeceği de belli. Burada alım-satım var. Ev TOKİ'nindir yani devletindir. Satın alan vatandaştır. Bu ev olabilir, iş yeri olabilir. Burada alım-satım gerçekleşiyor. Çünkü bir tarafta mal var, gayrimenkul var. Bir tarafta ise para var. Bundan dolayı vadeli olmasında, peşin olmasında herhangi bir sakınca yoktur. Fakat burada TOKİ'nin şöyle bir uygulaması var. Diyor ki, yani ben diyor bu evi size şu fiyata sattım, 200 bin liraya sattım, 2 milyona sattım mesela. Siz bunun %25'ini peşin ödediniz, %50'sini peşin ödediniz. Neyse yani o değişebiliyor, %10 olabilir. Efendim daha sonra geriye kalan ödemeleri de taksitli bir şekilde devam edersiniz. Ama her 6 ayda bir geriye yönelik olarak bazen bir memur maaşına endeksli, bazen tüfeğe endeksli, bazen daha altında o günkü ekonomik şartlara göre devlet ne yapıyor, TOKİ ne yapıyor, güncelleme yapıyor. Biz buna Din İşleri Yüksek Kurulu olarak cevaz veriyoruz. Buradaki maksat nedir? Paranın değer kaybını engellemek, değerini korumak. Şimdi burada mesela beyefendi biraz önce enteresan bir şey söyledi. 58 bin lira almış, şu anda 70 bin lira 10 yıl daha ödeyecek. Artık hesabını siz yapın. 70 bin lira borcu kalmış veya 78 bin lira 10 yıl daha ödeyecek. Dikkat edin yani hiçbir şey kalmamış. Burada şunu yapabilir, gidip birisinden faizli değil tamamen helalinden borç alıp %25 indirime gidip onu kapatabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Kurulumuz buna cevaz vermektedir ya da ödemelerine devam eder. Ama faizli kredi alıp da bunu ödemesi caiz değildir. Bir de yani şunu diyebilir miyiz hocam? Geleneksel TOKİ ödeme sistemiyle tabiri caizse alınan evde bir faiz durumu söz konusu değil. Söz konusu değildir. Peki. Geçen soracağım hocam. Şimdi evet. Sosyal medyadan da geldi bu soru. Malum bir kentsel dönüşüm kampanyası söz konusu. Devletin de bu anlamda bir desteği ve teşviği de var. Açılan kampanyanın caiz olup olmadığını sormuş Ali Bey. Hatta da bir telefonumuz var, vaktimizde biraz dar. Tamam. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde ifade edeyim. Konuyla ilgili cuma günkü efendim programımızda araştırma yapacağımızı ifade etmiştim. Evet, söylemiştim. Sağ olsun Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı arkadaşım Seracettin Bey araştırma yaptı, bize de verdiler. Şu şekilde aynen şu geleneksel tarzdaki anlattığımız husus var ya, bu şekilde olabiliyor. Burada devlet diyelim ki 1800 lira, 1800 liranın yarısını devlet karşılıyor, 900 bin lira kalıyor. Bunun %10'unu peşin alıyor devlet, geriye 810 bin lira kalıyor. Ve bu 810 bin lirayı da efendim vadelendiriyor. Ayda 6 bin lira, 6 bin küsür lira taksit şeklinde vadelendiriyor. 10 yıl ve bu şekilde geleneksel olarak vadeli bir biçimde satıyor. Fakat 6 aydan 6 aya da geriye yönelik güncelleme yapıyor. Bu şekilde bir alışveriş yapmakta sakınca yoktur. Ama bu imkan varken faize girmeleri caiz değildir. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah herkese istediği
evi almayı nasip ve müyesser kılsın. Sivas'tan bir telefonumuz var. Yalçın Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hocam benim iki tane sorum olacak. Buyurun, buyurun. Birincisi, namazda Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okurken şaşırttık. Başka bir sureye geçtik. Bu durumda seviş secdesi gerekir mi acaba? Yapmamız gerekir Peki. mi? Peki. Diğer soru nedir efendim? Diğer sorum da kurban hakkında olacaktı. Buyurun. Büyükbaş hayvanda, dört memeli bir hayvanda iki memesi kurumuşsa acaba bu kurban olur mu yine de? Peki. Soralım efendim. İyi doların şehri Sivas'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet evet. olun. İki memesi kör olan hayvan kurban edilir mi? İki memesi kör ise bu hayvanın kurban edilmesi caiz olmaz. Ancak eğer kendi kendine sütten kesilmişse, kör olmamış da hani sütten kesilmişse bu hayvan o zaman edilebilir mi? Kurban edilebilir. Kendi kendine sütten kesilmişse ama bir hastalıktan dolayı kör olmuşsa o zaman kurban edilemez. Eyvah. Yani ya doğuştan sütü yok, kör veyahut da daha sonra bir hastalıktan dolayı kör olmuşsa kurban edilemez. Ama normal bir şekilde kendi kendine sütten kesilmişse bu hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca olmaz. Diyelim ki bir dört memesi vardı hocam, bir tanesi köreldi mesela. O zaman o kurban edilir. Eyvallah hocam. Evet. Peki. Fatiha'dan sonra okuduğumuz Zamm-ı Sure'yi karıştırdık, başka bir sureye geçtik. Bu durumda sehiv secdesi gerekir mi? Bu durumda sehiv secdesi gerekmez. Eğer zaten üç ayet yani bir satırlık bir ayet okumuşsanız başka bir sureye de geçmenize gerek yok. Rüküye de gidebilirsiniz. Direkt rüküye gidebilirsiniz ama başka bir sureye geçmiş ve oradan da devam etmişse yine sehiv secdesine gerek yok. Eyvallah. Neslihan Hanım, selamünaleyküm kıymetli hocam. Mazereti olmaksızın sabah namazını imsak vakti girer girmez kılan bir kimse. Yani hiç ezanı beklemiyor ve bunu da adet haline getirmiş. Acaba bir sıkıntı oluşturur mu? Yani biz esasen şunu söylüyoruz. İmsak vaktinin girişiyle sabah namazının vakti girmiş olur. Ama tavsiyemiz bir 15 dakika beklemeleridir. Yani bu sadece biraz daha vakit iyice yerleşsin diye. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 50 ayet okuduğu o arada rivayet edilir. İmsak vakti girdikten sonra. Ama girer girmez de kılınmasında bir sakınca yoktur. Ama birazcık beklersek de iyi olur. İmkan varsa beklesinler. Zaten Hanefi mezhebine göre son yarım saat, son 40 dakikada kılınması yani isfirar vaktinde daha iyidir, efdaldir. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olasınız. Allah nasip ederse yarın kaldığımız yerden hayırlısıyla devam ederiz. Hayırlısıyla inşallah. Allah kolaylık versin. Evet muhterem dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın söz verdiğimiz saatte burada olmak duası ve niyazıyla her birimize Allah'a emanet ediyoruz. Ama veda etmeden evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini paylaşayım. Resulullah buyurdular ki, nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Cenab-ı Allah bizi hayırlı ve güzel işlerde memur kılsın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban düşer? Cami mezhebine göre evde kafa gerekiyor mu? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.